Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz konu Haran Bey. Haran Bey kim diye soracak olursanız, bir goril. Bu gorilin hikayesi 28 Mayıs 2016 tarihinde 4 yaşındaki bir çocuğun gorilin kafesine düşmesiyle başlıyor. Şimdi size konuyla ilgili birkaç bilgi ve bir tane video izleteceğim. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Evet, dediğim gibi olay 28 Mayıs 2016'da başlıyor arkadaşlar. ABD'deki Ohio şehrinin Cincinnati diye bir tane kenti var arkadaşlar. Oradaki bir hayvanat bahçesinde 17 yaşında 1999 doğumlu bir goril var. Bir tane çocuk bu gorilin kafesinin içine düşüyor ve bu olayı videoya çekiyor yüzlerce kişi o sırada. Olay biraz ilerliyor. Çocuk gorille beraber 4 dakikadan uzun bir süre beraber gorilin kafesinde kalıyor. Sonra da gorile ateş açıp gorili öldürüyorlar. Ve bu olayın üstüne Harambe'nin suçu ne adı altında bir imza kampanyası başlıyor ve 200 binden fazla imza toplanıyor. 200 bin tane imzanın toplanmasının dışında dünyanın her tarafından hayvanseverler pankart açmaya başlıyor. Birleşiyorlar ve pankart açıyorlar Harambe ile ilgili. Remember him and all the others. Burada demek istediği onu hatırlayın ve diğer tümünü de. RIP Harambe, he lived just as tragically as he died. Buradan benim anladığım kadarıyla Harambe'nin ruhuna Fatiha diyor ve yaşadığı trajik hayat gibi trajik bir şekilde öldü diyor. Yanındaki pankartta da Harambe taken too soon yazıyor. Bu da Harambe çok erken ayrıldı. Yani çok erken öldü anlamında. Ve burada da in loving memory. Yani güzel anılar yazıyor. Ve burada da all animals lives matter yazıyor. Yani bütün hayvanların hayatı değerlidir yazıyor. Bir değeri vardır yazıyor. Yanında da gördüğünüz gibi bir tane heykeli var Harambe'nin. Heykelinin daha güzel bir fotoğrafını da göstereyim size. Harambe soyu tükenmekte olan bir goril soyundan geliyor. Gümüş sırtlı goril deniyor buna. Dünya üzerinde binlerce kalmış, belki de daha az. Ve bu da zaten ayrıyetten tepki artmasına sebep oldu. Hani Türkiye'deki kanallarda ve haberlerde gördüğüm kadarıyla, çünkü bayağı bir araştırdım Türkiye'deki olayları da, çocuk sanki düşmüş gorilin kafesine. Gorilin varlığı da sanki çok büyük bir tehlikeymiş gibi sağa sola sallamasını gösteriyorlar sadece çocuğu. Hani burada gorili kötü göstermeye çalışıyorlar sadece daha iyi bir ivme alabilmek için. Yargılamadan önce de şöyle de düşünmek lazım. Oraya sizin çocuğunuz, kardeşiniz veya bir kuzeniniz, akrabanız, arkadaşınız düşseydi sizin ne düşüneceğiniz, sizin ne yapacağınız. Ama benim şahsi görüşüm, goril öldürmelerine gerek yoktu gerçekten. Yani bir hayvanat bahçesinin sorunu bu çünkü. Sizin sürekli tetikte olan çalışanlarınız olması gerek. Hayvanı öldürmek yerine bence bir uyuşturucu tabancayla sıkıp bayıltmaları daha iyi olabilirdi. İzlenebilecek en kaliteli videoyu buldum, telefondan çekilmiş. Bir de videoyu bölmek olmasın diye bilmeniz gereken yerlere altyazı ekleyeceğim elimden geldiğince. Mommy's right here. Who's coming? Oh my god! Oh my god! Dediğim gibi hani bu hızlı bir şekilde gorilin çocuğu çekmesi falan size gorilin öldürülmesi gerektiğini gösterebilir. Ama hani bunu da düşünün. Bildiğim kadarıyla yarım tondan daha fazla ağırlığa sahip bir hayvan iki parmağın arasında yapacağı bir hamleyle bu çocuğu öldürebilirdi zaten. Ama çocuğa zarar vermiyor. Sadece kendi hayvan içgüdülerini kullanarak çocuğu sağa sola götürüyor. Çünkü hayvan çocuk kadar şaşkın. Kafesinin etrafında yüzlerce insan ve yanına düşmüş bir çocuk var. İlk kez bir bebekle daha karşı karşıya geliyor. Belki de uyuşturulmadan ilk kez bir insanla karşı karşıya geliyor. No, he's playing with it. He's playing with it. No. Please protect him. Isaiah, be calm. Good. Be calm. Oh my God. There's the zoo worker.
Zaten buradan sonra da gösterilecek bir sahne kalmıyor. Şimdi atılan yorumlara bir göz atalım. Gorilla be like, chilled, be calm, ama give you the best water slide experience in your life. Burada diyor ki, çocuğum sakin ol, sana şu ana kadar yaşadığın en güzel su kayma deneyimini yaşatacağım. Hayatındaki en güzel suda kayma deneyimini yaşatacağım diyor. Kid is being dragged by gorilla yazmış. Sonra da mom is love you baby. Burada da diyor ki, çocuk goril tarafından sürüklenirken annesi, annen seni seviyor oğlum diye bağırıyordu diyor. Burada Harambe diye bir tane YouTube hesabı fuck you diye bir yorum yazmış. Burada da biri yazmış ki, if I saw the mother I would slap her. Çocuğunu düşüren anneyi görseydim ona tokat atardım yazmış. Either way it's the stupid fucking kid and mother fault. Burada diyor ki, her iki şekilde de bu o gerizekalı çocuğun ve annesinin suçuydu diyor. Aa bak, bunu bilmiyordum bakın. Worst part about it is Harambe died one day after his birthday. Bunun en kötü yanı ise Harambe'nin doğum gününden bir gün sonra ölmesi. Bunun gerçekliğini bilmiyorum ama. Burada demiş ki, ben de onu az önce videoyu izlerken fark ettim. The gorilla on the top is the cliff at 110 is just chilling and watching it all. Tepenin üstündeki gorilla 1 dakika 1.10'da sahaya takılıp olan her şeyi izliyordu diyor. O sahneye bakalım. Hani burada herkes sadece anneyi de kötülememiş. Burada en çok like alan yorumlardan bir tanesinde de that gorilla is an asshole yazıyor. Yani bu goril tam bir şerefsiz anlamında Türkçesi. Asshole yani başka bir anlama geliyor ama şerefsiz diyeceğiz. Hani herkesin farklı bir düşüncesi var ama benim tarafımdan olan düşünce, öldürülmesine gerek yoktu hayvanın. Ve arkadaşlar, az önce de dediğim gibi bir tane daha buna benzer bir olay vardı. Bu olay hakkında hiçbir fikrim yok. Hani bu olay nerede oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Ama aynı haram bir olayına benziyor. O yüzden bu videoyu da size izletmek istiyorum. Five-year-old Levin Merritt lay unconscious at the mercy of a 450-pound silverback gorilla. The crowd watched helplessly. Never before had such an accident occurred. And never before had this full-grown male gorilla encountered a human being within his domain. Only the worst could be imagined. Burada işte küçük çocuğun gorilin kafesine düştüğünü, bilincini kaybettiğini, 450 pound ağırlığında bir gorilin de çocuğun yanına gittiğini, daha önce hiçbir zaman bir insanla bu kadar yakın olmadığını söylüyor. Hani kendi yuvasında, hani gorilin yaşadığı yer burası ve yuvası oluyor. Daha önce bir insanın gelmediğini, daha önce bunun gibi bir şey yaşanmadığını söylüyor ki bu Harambe'den öncekiydi. Ve düşünmemiz gereken şey en kötü şey olduğunu söylüyor. Devam edelim. September'ın hangi ay olduğunu hatırlamıyorum. Aşağıya yazarım. Dünyayı sarsan bir olay olduğunu söylüyor. September'ın sonlarına doğru herhalde. Çocuk herhalde kendine geliyor şu anda. Bak, goril hiçbir şey yapmıyor. Hani büyük bir hayvan olmasına rağmen bir zarar vermiyor çocuğa. Sadece inceliyor. O Harambe gibiydi. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece bakıyor çocuğa. Sanırım bu da gümüş sırtlı bir goril. As the injured child regained consciousness, tension turned to panic. İşte çocuk bilinci yerine geldiği zaman panik oluştu diyor. Bilinci yerine gelince çocuğun. Ağlamaya başlıyor çocuk. Yazık be. Ama goril çocuktan korkup kaçıyor yani. But Yambo, the western lowland gorilla, shattered an age-old myth. Prisoner in a world where man is king, he'd shown an astonishing sensitivity for human life. İşte oradaki koruyucu adam da şey oldu diyor. Aşağı atladı bir insanın hayatını kurtarmak için gibisinden bir şey söyledi. Çocuğu tutup kaldırıyorlar yukarı. Levin Merritt was rushed to a hospital with only minor injuries. Hemen hastaneye yetiştirmişler. A rare glimpse into the nature of this extraordinary animal and the world of the urban gorilla. Sonra işte çocuğun hemen acilen hastaneye yetiştirildiğini söylüyor ve bu olayın bize bir ışık kaynağı olduğunu söylüyor. Hayvan doğasının ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğundan bahsediyor. İşte bu olay da arkadaşlar aynı Harambe gibi ama bu sanırım çok eski bir zamanda yaşanmış. Çünkü olayın yapıldığı zamanda çok eski tarza sahip insanlar var. Hani saç olsun, giyiniş olsun. Yani bir yıl önce yaşanmamış bu olay. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Ve tekrar söylüyorum, benim görüşüm olarak gorilin gerçekten öldürülmesine gerek yoktu. Biraz değişik davranmış olabilir goril ama hani zaten izlediğiniz gibi çocuğa bir zarar vermeye hiç çalışmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz
Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu haram bir videosu da nereden aklına geldi diye soracak olursanız bir anda otururken aklıma geldi. Daha önceden izlemiştim bu videoyu. Video çekecek hiçbir fikrim yoktu. Ben dedim bunu çekeyim, güzel bir şekilde olur. Daha önce de yapıldığını görmedim. Çok da hoşuma gitti yapmak. Hani severek yaptım bu videoyu. Umarım siz de izlerken sevmişsinizdir. Dediğim gibi diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.